Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pirinç pilavı nasıl pişer, nasıl tane tane olur, bütün tekniğiyle, püf noktalarıyla ben size anlatacağım. Eğer bu tarifle bu şekilde yaptığınız zaman göreceksiniz pilavınız çok güzel ve tane tane olduğunu. 2 su bardağı pilavlık pirinç kullandım. Pirincimizi ilk etapta 9-10 defa yıkıyoruz. Sonra çeşmenin altında akan suyun altında pirincimiz tamamen beyazlaşana kadar suyu berrak bir hal alana kadar yıkamaya devam edelim. Öncelikle birinci püf noktası bu. Bolca yıkanıp nişastasından arındırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi pirincimizi akan suyun altında çok güzel ezmeden, hırpalamadan yıkadı ve 1 saat boyunca ılık suyun içerisinde pirincimi beklettim. Tam 1 saat. Sonra tenceremin içerisine 6 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tam tenceremin içerisine koyuyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı. Pirincimiz, tereyağımız eridikten sonra pirincimizi üzerine ilave ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika aralıksız hiç durmadan orta ateşte kavurmamız gerekiyor. Bakın şu anda ilk 5 dakika oldu ve pirincimiz yapışkan bir halde. Bu şekilde olmaz. Eğer böyle olursa pirincimiz tane tane olmaz. Hala kavurmaya devam ediyoruz. Bakın ilk 5 dakika bu şekilde pirincimiz. 7-8. Dakikaya doğru pirincimiz gördüğünüz gibi artık o yapışkanlıktan, tutkal gibi birbirini tutmaktan bıraktı. Tane tane dökülüyor. Aradığımız kıvam tam bu şekilde. Pirincimiz tamamen gördüğünüz gibi tam 10 dakikayı doldurduktan sonra ve orta ateşte kavuruyoruz pirincimizi. Ben tavuk suyu kullandım. 2 su bardağı pirince 3 su bardağı tavuk suyu kullandım ve tuzunu ilave ediyorum. Ocağımın altını en yüksek ateşe aldım ve tavuk suyum da kaynar vaziyetteydi. Üzerine koydum. Harlı ateşte gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Üzerine hemen haşlanmış nohutlarımı ilave ettim. Ağzını kapatıyorum ve toplamda 2 dakika bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. 2 dakika suyunu çekene kadar değil. 2 dakika bu şekilde pilavımızı pişiriyoruz harlı ateşte. 2 dakikanın sonunda ocağımı altını kapattı. Bakın hala suyu var. Çekmedi. Gördüğünüz gibi. Üzerine bir havlu kağıt örtebilirsiniz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Bu şekilde 1 saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Hiç kaşık vurmayın. Tenceresinizin ağzını da açmayın. Gördüğünüz gibi 1 saatin sonunda pilavımız tane tane ve çok güzel pişti. İstediğimiz kıvamda, istediğimiz lezzette tamamen ana yemek olarak sunabileceğiniz her türlü köftenin, et, sebze yemeklerin yanında gerçekten çok lezzetli ve tane tane bir pilav tarifi verdim. Altına tavuk parçaları koydum bu şekilde kasemizin üzerine pirincimizi yerleştirdik pilavımızı. Ters çevirdim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir sonuç çıktı. Eğer bu şekilde bu teknikle yaparsanız göreceksiniz pilavınız gerçekten çok güzel olacak. Böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.